Konuya öncelikle birkaç misal vererek, şirkin ne kadar tehlikeli ve uzak durulması gereken bir şey olduğunu vurgulayarak başlayacağım. Şimdi bir bardak düşün. İçerisinde tavşan kanı gibi içilmeye hazır bir çay. O kadar güzel görünüyor ki, hemen içmek istiyorsun. Lakin ortada bir problem var. Birisi, senin içmek istediğin bu mükemmel çayın içerisinde bir damla, ama sadece bir damla idrar sidik dökmüş. Ne yaparsın? Bu mükemmel ve tavşan kanı gibi çayı içer misin? İçmezsin herhalde. Neden? Çünkü içerisine bir damla sidik dökülmüş de ondan. Peki. Ama hocam bardağın %99'u temiz diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü o %1 oranındaki sidik bardaktaki bütün çayı pissetmiştir. İşte içerisine bir damla sidik dökülen bir çay nasıl ki necis ve pis oluyorsa, insanın imanına bulaşan bir tek şirk de aynı şekilde imanı bulandırır, onu necis ve pis yapar. Bir örnek daha vereyim. 70 yaşında bir adam düşün ki bu adam tam 50 yıldır evli. Eşiyle son derece mutlu ve huzurlu. Tıpkı iki kumru gibi birbirine bağlı ve aşıklar. Ama gelin görün ki bu 50 yılın ardından kadın yatağına bir başka erkeği alıyor ve eşini aldatıyor. Bu manzarayı gören adamcağız ne yapar? Eğer namusluysa önünde iki seçenek vardır. 1. Ya kadını boşar, 2. Ya kadını öldürür. Bu aldatmanın ardından şöyle der mi hiç? Aman canım 50 yılın hatırı var bir kereden ne olacak? Namuslu bir kimse böyle demez, diyemez. İşte bir kadının yalnızca bir kereliğine yatağına başka bir erkeği alması, nasıl ki kabul edilemez bir suçsa, nasıl ki bu iş 50 yıllık bir evliliği bir anda yok ediyor, köküne kezzap suyu döküyorsa, insanın imanına bulaşan tek bir şirk de aynı şekilde bağışlanmaz bir suçtur ve insanın imanını yok eder. Köküne kezzap suyu döker. İşte şirk böyle bir şeydir. Yani insanın imanını bir anda alıp götüren pis bir şey. Bu nedenle ömürde bir kere bile olsa asla insanın onun içerisine düşmemesi gerekir. Aksi halde sidik örneği veya biraz önceki misal gibi insanın imanını mahveder, kökünden kurutur. Bir insanın yanlış olduğunu bilmediği bir şeyin içerisine düşmesi muhtemeldir. Zehrin öldürücü olduğunu bilmeyen bir kimse onu çay niyetiyle içebilir. Ya da sobanın yaktığını bilmeyen bir çocuk ona elini uzatıp dokunabilir. Ama zehrin öldürdüğünü, Sobanın yaktığını bilen bir daha ona yaklaşır mı? İşte şirk meselesi de tıpkı böyledir. Eğer biz şirki ve hangi şeylerin insanı şirke düşürdüğünü bilmezsek her an ona bulaşabiliriz. Ama şirki ve hangi işlerin insanı şirke götürdüğünü bilirsek canımızı almaya kalksalar bile bizi şirke düşüremezler. Bu nedenle ne yapıp edip şirki ve hangi amellerin insanı şirke düşürdüğünü bilmemiz, öğrenmemiz gerekmektedir. Konuya öncelikle şirkin tanımıyla başlayacağım. İşte sana meselenin detayı. Tanımı. Şirk sözlükte, ortak olma, denk tutma, eşit kabul etme anlamındadır. Isılahta, yani İslam'ın kullanımındaysa, Allah'a ait olan özelliklerden herhangi birisini bir başkasına vermek demektir. Bu tanımı iyi ezberlemeni ve hiç aklından çıkarmamanı tavsiye ederim. Zira bu, hayatın her alanında seni karşılaştığın şirklere karşı uyaracak ve şirk olan bir şeyi anımsamanda sana yardımcı olacaktır. Bu tanım, İslam alimlerinin ortaya koyduğu birinci tanımdır. Bir diğer tanıma göre ise şirk, ibadetlerden herhangi birisini bir başka varlığa sunmak demektir. İşin aslı, her iki tanım da bir noktada birleşmektedir. İşte tüm İslam alimlerinin şirke verdiği mana budur. Birinci tanıma tekrar dönelim. Bu tanımı kesinlikle adın gibi ezbere bilmen gerekir. Dedik ki, şirk, Allah'a ait olan özelliklerden herhangi birisini bir başkasına vermek demektir. Bir insan Allah'ın özelliklerinden herhangi birisini bir varlığa verir veya nispet ederse kesinlikle Allah'a şirk koşmuş olur. Biz Allah'a ait olan özellikler dediğimizde bir soru hemen kendisini ortaya atıyor. Nedir Allah'ın özellikleri? La ilahe illallah demek aynı zamanda Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Allah'tan başka kanun koyucu yoktur. Allah'tan başka dualara karşılık veren yoktur diye. İşte onlardan her biri Allah'ın birer özelliği ve hasaisi dediğimiz bazı nitelikleridir. İşte bunlardan herhangi birisini bir varlığa vermek, insanı şirk çukuruna düşüren amellerdendir. Ben meselenin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için yine de bazı örnekler vereceğim. Mesela, hüküm ve kanun koymak Allah'ın özelliklerinden birisidir. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur. İnil hükmü illa lillah. Hakimiyet yalnızca Allah'ındır. Yusuf Suresi 40. Ayet Elâ lehul halgu vel emr. Dikkat edin, yaratmak da, yarattıklarını emretmek, hükmetmek de Allah'a aittir. Araf Suresi 54. Ayet وَلَا يُشْرِكُ fi حُكْمِه۪ اَحَدًا O, hakimiyetine hiç kimseye ortak etmez. Kehf Suresi 26. Ayet Bu ve benzeri daha nice ayet, mutlak hakimiyet ve egemenliğin yalnızca Allah'a ait olduğunu ortaya koymaktadır. O, dilediği kanunu koyar, dilediğini emreder, dilediğini yasaklar hiç kimsenin onu sorgulama ve ona itiraz etme etkisi yoktur çünkü mutlak hakim odur. İşte bu nedenle bir kulun kalkıp da Allah'ın kanunlarına aykırı kanunlar yapması veya bu anlamda yasalar çıkarması asla olacak bir şey değildir. Eğer böylesi bir işe girişir ve Kitabullah'a aykırı yasalar yaparsa, Allah'a ait olan bu özelliği kendisinde gördüğü için kendisini adeta ilah yerine koymuş olur. Aynı bunun gibi bir kimse de kalkar ve böylesi işler yapan kimselere bu noktada destek verir ve onlara arka çıkarsa Allah'a ait olan hakimiyet hakkını başkasına verdiği için şirk koşmuş ve dinden çıkmış olur. Böylesi bir insanın bir tutam sakalının olması veya gece gündüz Allah'a ibadet etmesi hükmü değiştirmez. Bu insan Allah'a ait olan bir özelliği bir başkasına verdiği için kesinlikle şirke düşmüş ve Allah muhafaza buyursun, ebedi cehennemi hak etmiş olur. Bir örnek daha verelim. Gaybı bilmek yalnız Allah'a has olan bir özelliktir. Mutlak gaybı yalnız O bilir. Kıyametin ne zaman kopacağını, insanın nerede ve ne zaman öleceğini, rahimlerde olan çocukların nasıl olacaklarını ve bunun gibi daha nice şeyleri yalnız ve yalnız Allah bilir. Hiçbir kimsenin bu noktada bir bilgisi yoktur ve olamazdı. Rabbimiz şöyle buyurur. Alimul gaybi fele yuhiru ala gaybihi ehaden. O gaybı bilendir ve gaybına hiçbir kimseyi muttali kılmaz. Cin Suresi 26. Ayet Bir diğer ayette de şöyle buyurur. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُدُلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ Allah sizleri gayba muttali kılacak değildir. Ali İmran Suresi 179. Ayet Bu ayetlerden anlaşıldığına göre, mutlak gaybı bilmek yalnız Allah'ın elinde olan bir şeydir. Hiç kimsenin bu noktada bir bilgisi yoktur. Eğer bir kimse çıkar da, Gaybı bildiğini iddia ederse, Allah'a ait olan bir özelliği kendisinde gördüğü için, bir tutam sakalı dahi olsa, şirk koşmuş ve dinden çıkmış olur. İşte bu örnekler, sanırım bazı ipuçları vermiştir. Sen, Allah'ın diğer özelliklerinde meydana gelen şirkleri, bu iki misale kıyaslayarak tespit edebilirsin. Allah beni ve seni şirkin her türlüsüne düşmekten koruyup muhafaza etsin. Şirk, tüm amelleri boşa çıkarır. Bunu biliyor muydun? yani şirkin insanın yaptığı tüm güzel ve salih ameli yok edip boşa çıkardığını, evet, şirk kesinlikle insanoğlunun yapmış olduğu tüm güzel ve kıymetli amelleri silip süpüren bir şeydir. Bir bardağın içerisinde hem su hem de içki nasıl ki birbirine zarar vermeksizin duramazsa, aynı şekilde iman ve şirk de bir arada birbirine zarar vermeksizin asla duramaz. Birinin varlığı halinde öbürünün yokluğu kesindir. Aksinin iddia edilmesi, akıllı birisini yapacağı bir şey değildir. Bir insan, hayatının tamamını Allah'a ibadet ve itaatle geçirirse, namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, hacca gitse, fakir ve miskinleri gözetse, kısacası hayır ve hasenat yönünden birçok salih amel işlese, ama bununla birlikte, kendisini dinden çıkaran tek bir eylemde bulunsa, Allah korusun, tüm yaptığı ameller boşa gider ve ebedi cehennemi hak edenlerden olur. Az sonra mealini vereceğim ayetler bunun delilidir. Eğer onlar peygamberler dahi şirk koşsalardı yaptıkları her amel boşa giderdi. En'am suresi 88. ayet. Andolsun sana ve senden öncekilere vahyolundu yolundu ki eğer sen bile şirk koşarsan yemin olsun ki amelin boşa çıkar ve muhakkak zarar edenlerden olursun. Zümer suresi 65. ayet. Vurguladığım yerleri duyuyor musun? Ne kadar ürpertici değil mi? Allah'ın peygamberleri ve efendimiz Muhammed Aleyhisselam dahi şirk koştuğunda ki bu mümkün değildir. Amelleri boşa çıkacaksa peki ya bizim gibi günahkar ve değersiz kulların hali nasıl olur? Hiç Allah'ın peygamberleri şirk koşar mı? Bu mümkün mü? Ama Allah meselenin ciddiyetini bize kavratmak için böylesi dehşet ve etkileyici bir örnek vermiştir. İşte bu nedenle sen eğer amellerinin boşa gitmesini istemiyorsan o zaman şirkin her türlüsünden sakınmalı ve hayatını şirkten uzak tutmalısın. Şirk, bağışlanması mümkün olmayan bir günahtır. Şirk, samimi bir şekilde tövbe edilmediği takdirde asla bağışlanmayacak bir ameldir. Allah Celle Celaluhu, dilediği zaman tüm günahları, içki içilmesini, zina edilmesini, kumar oynanmasını ve benzeri haramları affettiği halde, şirki affetmemekte, onun için özel bir tevbe beklemektedir. Özel olarak tevbe edilmediği sürece, bağışlanmayacağını söylemiştir. Şimdi şu ayetleri, Allah için iyi düşün ve gerekirse tekrar tekrar dinle. Doğrusu, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ondan başkasını da dilediğine bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse büyük bir günahla iftira etmiş olur. Nisa Suresi 48. Ayet Peygamberimiz şirkten sürekli Allah'a sığınmıştır. Allah Resulü'nün şirke düşmesi ve Allah'a ortak koşması biraz önce de ifade ettiğimiz gibi mümkün değildir. Allah haddi zatında onunla şirki yerle bir etmeyi ve yeryüzünün tamamından silmeyi murad etmiştir. Kendisi vasıtasıyla şirki yok edeceği zata hiç şirk koşturur mu? Ama buna rağmen o, şirke bulaşmamak için sabah akşam sürekli Rabbisine dua etmiş, yalvarmış ve kendisini korumasını talep etmiştir. Şöyle yakarmıştır. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğim şeyler hususunda da senden bağışlanma dilerim. Allah'ım, senden başka hiçbir hak ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın da şer ve şirkinden sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fakirlikten ve kabir azabından sana sığınırım. Senden başka hiçbir hak ilah yoktur. O, Allah'ın peygamberi ve en sevgili kulu olmasına rağmen, her daim şirke düşmemek için Allah'a yalvarıyorsa, garantisi olmayan bizlerin çok daha fazla uyanık olması ve sürekli teyakkuzda bulunması gerekmektedir. Şirkin çeşit ve kısımlarını saymak mümkün değildir. Ama toplumumuzda yaygın olan şirk çeşitleri özetle şunlardır. 1. Hakimiyet şirki. Bugün dünya üzerinde en yaygın olan şirk çeşidi belki de budur. Bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç insanların büyük bir kısmı maalesef Allah'ın bu hakkını alıp Allah'tan başkalarına vermekte ve hakimiyette Allah'a şirk koşmaktadırlar. 2. İtaat şirki. Şirkin bu kısmı kulun Allah'ın izin vermediği konularda kanun çıkaranlara ve Allah'ın serbest bıraktıklarını yasaklayan, yasakladıklarını da serbest bırakanlara itaat edip destek vermesiyle meydana gelir. Yani küfür kanunlarında kanun yapanlara itaat etmek şirktir. Yüce Allah şöyle buyurur: "Eğer onlara itaat ederseniz, hiç şüphe yok ki, o zaman siz de müşrik olursunuz." En'am suresi 121. ayet. Allah Teala ölmüş hayvanın etini yemeyi yasaklayınca Mekkeli müşrikler Müslümanlara bir hayvanı siz öldürünce, kesince helal oluyor da, Allah, tabi bir ölümle öldürünce niye helal olmasın diye itirazda bulundular. Bu itiraz karşısında bazı Müslümanların kalbinde bir şüphe hali belirdi. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Ayet, Allah'ın haram kılmış olmasına rağmen ölü hayvan etini yiyen kimselerin sırf müşriklere itaat ettiklerinden ötürü şirk'e düşeceklerini bildirmektedir. Büyük bir İslam alimi olan İbn Kesir bu ayetin tefsirinde şöyle der: eğer siz, Allah'ın şeriatından başkalarının sözlerine döner ve bunu Allah'ın emrinin önüne geçirirseniz, ki bu şirktir, sizler de müşrik olursunuz. Bugün de durum farklı değildir. Birileri çıkardıkları yasa ve kanunlarla Allah'ın yasaklarını serbest, emrettiklerini de yasak yapmakta. Birileri de bu tür insanlara destek verip arka çıkmaktalar. Bu iki sınıfın da yaptığı iş şirktir ve hemen tevbe etmeleri gerekir. Oysa Allah'ın zikrettiğimiz bu ayeti, kanun koyma noktasında kafirlere itaat edenlerin net olarak şirke düşeceklerini ifade etmektedir. Hem de bunu öyle vurgulu bir şekilde ifade etmektedir ki, Arapça bilenler bunu çok iyi anlarlar. İşte bu amel, günümüzün şirklerinden birisidir ve bizim bu amelden son derece sakınmamız ve uzak durmamız gerekmektedir. 3. Velayet şirki Velayet kelimesi Arap dilinde dostluk kurma, iki tarafın birisine yakın olma, kalben sevgi duyma, azalarla yardım etme, destek verme, müttefik olma gibi anlamlara gelmektedir. İslam bu kelimeyi genel olarak, müminlerin aleyhinde kafirlere yardım etme anlamında kullanmıştır. Dolayısıyla bir insan bir kelime, bir söz veya bir işaretle bile, müminlerin aleyhinde kafirlere yardım edecek olsa, kafirlere velayet verdiğinden dolayı dinden çıkmış ve şirke düşmüş olur. Müminlerin sırlarını, gizliliklerini ve sadece kardeşlerinin bilmesi gereken bilgileri, Tagutlara ispiyon etmesi de velayet şirkinin içine giren amellerdendir. Bu amelin insanı dinden çıkardığının birçok delili vardır. Allah Teala şöyle buyurur: Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri veli, dost, sırdaş, yardımcı, lider edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah'la bir bağ kalmaz. Ali İmran suresi 28. ayet. Ayetin Allah'la bir bağ kalmaz kısmı bu amelin insanı dinden çıkardığının en net delillerindendir. Rabbimiz yine şöyle buyurur. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları veli, dost, sırdaş, yardımcı, lider edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden her kim onları veli edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez. Maide Suresi 51. Ayet Bu ayette kafirleri veli, yani dost, sırdaş, yardımcı, lider edinmenin insana kâfir ve müşrik yapacağının en net delillerindendir. Ayetin "O da onlardandır" kısmı bunun en bariz göstergelerindendir. Konuyla alakalı detaylı bilgi isteyenler ilgili ayetlerin tefsirlerine, temel ehli sünnet kaynaklarından bakabilirler. 4. Yardım dileme ve medet umma şirki. Sadece ve sadece Allah'ın güç yetirebileceği bir konuda mahluktan yardım ve medet istemek de kişi, dinden çıkaran şirk amellerindendir. Kişinin yardım dilemesi ve medet beklemesi, ibadet niteliği taşıyan bir eylemdir. İbadeti ise, Allah'tan başkasına sarf etmek, şirktir. Kişilerin Allah'a daha yakın olma maksadıyla, Allah'tan başkalarına yönelmeleri, onlara dua etmeleri, dilek ve isteklerini Allah'a değil, bu şahıslara yöneltmeleri, bugün karşılaştığımız bariz şirk çeşitlerindendir. Bu saydıklarımız, en yaygın olan şirk çeşitleridir. Bunların haricinde de, halkımızın düştüğü daha birçok şirk türü bulunmaktadır. Allah'tan başkasının gaybı bildiğine inanmak, Allah'ın şeriatına dayanmayan yasalarla hükmetmek, İslam'ın tümünden veya bir kısmından hoşlanmamak, Kur'an ve sünnetteki hükümlerle veya Müslümanlarla alay etmek, şeyhlerin kalplerden geçenleri bildiğine inanmak, sihir ve kehanet gibi şeylerle insanların arasına açmak, Müslümanlarla savaşmak, putlara kıyam etmek, Onlara saygı göstermek. Allah'tan başkalarının şifa verebileceğini iddia etmek. Dininizi iyi araştırın. İyi öğrenin. Yoksa yaşadığınızı din zan edersiniz.